İngilizce öğretmeni olmak istiyorum ama puanım yetmiyor. İngiliz dili ve edebiyatı okuyup formasyon mu alsam diye düşünüyorsan sana söylemem gereken bazı şeyler var. Bu seçimi yapmadan önce her iki bölümünde derslerini dikkatlice incelemelisin. Eğer edebiyata, tarihe, mitolojiye, araştırma yapmaya, yorum yapmaya, makale yazmaya hiç ilgin yoksa bu bölümde zorlanacağını söyleyebilirim. Zaten İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü İngilizce öğretmenliğine göre bir tık daha zor bir bölümdür. Eğer bu alana da ilgin yoksa 4 sene boyunca bu derslere katlanmak eziyet gibi olacaktır. Formasyon eğitimine güvenip böyle bir tercih yapıyorsanız bunun da çok büyük bir risk olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle formasyon eğitiminin kaldırılması ya da değiştirilmesi sürekli söz konusu olan bir durum. 2023 yılı için formasyon sistemi şu şekilde işliyor. Ya mezun olduktan sonra bir sene boyunca formasyon eğitimi alıyorsunuz ya da ikinci sınıftan itibaren formasyon derslerini seçmeli ders olarak seçerek formasyon eğitiminizi tamamlamış oluyorsunuz. Ancak bu sistem dediğim gibi her sene değişme ihtimali olan ve kaldırılma ihtimali olan bir sistem. O yüzden gerçekten öğretmen olmak istiyorsanız bu riski almamanızı öneririm. Formasyon eğitiminde sadece eğitim bilimleri dersleri verilmektedir. Yani İngilizce öğretmenliği alanında okutulan derslerin çoğu yoktur. İngilizce öğretmenliği okuyan birisi İngilizce dil becerilerinin öğretimi, çocuklara yabancı dil öğretimi, dil ve edebiyat öğretimi, İngilizce öğrenme ve öğretim yaklaşımları, İngilizce sınav hazırlama, İngilizce içerik geliştirme gibi dersleri alırken siz bu dersleri ne yazık ki alamayacaksınız. Biz bu derslerin çoğunda öğretmenlik pratiği de yapma fırsatı elde ediyoruz. Dolayısıyla İngilizce öğretmenliği okuyan birine kıyasla alan bilginiz daha az olacak ve meslekte daha çok zorlanma ihtimaliniz olacak. Son olarak formasyon eğitiminin ücretli olduğunu da belirtmek isterim. 2023 yılı için 10-15 bin lira civarında bir ücret vardı. Önümüzdeki sene bu miktarın ne kadar olacağı belli değil.